sen çek. Teşekkür ederim, sağ olun. Durma. Ya sen buraya gel olma. Yani öbür tarafa geçeceğiz. Bu neymiş Kemal? Mezar. Şunlar da mezar. Ay. Şunlar da şunlar var ya. Abi. Şanlıurfa'nın Göbekli Tepesi vardır, güzeldir. Oraya giden, orayı ziyaret eden turizmci arkadaşlarımızı hepsini Adıyaman'a beklemekteyiz. Misafir olarak ağırlamaktayız. Bizim Perrant'ta kendimiz vardır, Cendere'miz vardır, Nemrut Dağı'mız vardır. Adıyaman'ın daha sayısı anlatılmayacak çok yerlerimiz vardır, daha gömülüdür. Sayın Bakanım, Turizm Bakanım, buyurun buraya bir an önce kazılarını devam ettirin. Bunu bir an önce Adıyaman'a kazandırın. Adıyaman'ın kazanması Türkiye'nin kazanmasıdır. Türkiye'mizin turizmle ilgili size büyük beklentileri vardır. Ve Adıyaman daha çok size beklentileri vardır Sayın Bakanım. Şanlıurfa'ya gelen Göbekli Tepe'yi ziyaret eden turist arkadaşlarımız hepsinin Adıyaman'a Perakent'i ziyaret etmesine, Nemrut'u ziyaret etmesine, Kağıt Kalesi'ni ziyaret etmesine bekliyoruz. Gelsinler görsünler. Beğenmiyorsalar bir daha uğramasınlar. Ama beğeneceklerine inanıyorum. Şimdi Perre Antik Kenti'ndeyiz. Evet, Adıyaman adeta dediğim gibi bir turizm şehri. Adıyaman adeta açık hava müzesi, tarihi kalıntıları yani çok var. Yani hangisini saysam ki ben? Ama Adıyaman'da Perre Antik Kenti çok önemli bir yeraltı şehridir. Yani bu, ben Türkiye'yi, dünyayı geziyorum. Gezdim, 14-15 tane ülke gezdim. Türkiye'yi gezdim. Hakikaten Perre Antik Kenti'nin değeri bilinmesi lazım. Gayet turizmin ilgi çektiği bir yeraltı şehri. Tabii burada bizim yetkililere seslenmek istiyorum. Bu dağın altı, bu tepenin altı tamamen bir şehir. Tamamen bu gün yüzüne çıkartılması için bir an önce ciddi anlamda Turizm Bakanlığı bir master planı çıkarıp buranın kazısını yapılması gerekiyor ki hakikaten bugün Ürgüp geçecek kadar burada tarihi kalıntılar var. Yani inşallah yetkililer bu sesimizi duyar, Perre Antik Kenti'nin dikkatini çekerler, bunu turizme kazandırırlar, daha fazla turist çekmeye. Yani şöyle bakıyorum, tabii ki yerli yabancı gene burada ufak tefek turistler var ama bu yeterli değil. Tüm Güneydoğu ve Doğu'ya çekilen turları Perre Antik Kenti'ne getirmelerini ve çekmelerini istiyorum ben. Bekle abi, Kemal abi tam kayda gitsin. He? Kartı bilgisayar yapmış. Buraya mezar yapmış. Öyle mi? Bak bunu aile bir de fotoğraf makineye gel. Çok basit demirler, aletler. Tarihleri arasında günümüz burada Roma İmparatorluğu, Nemrut yaşamıştır. Burada Komagene Krallığı yaşamıştır. Kom Romanca'da topluluk, gene de yenilik demektedir. Şurada içeridekiler aile mezarıdır, dışarıdakiler ise birer tek kişilik. İse zengin, verilmemişse ise de fakirdir. İleride gezilecek bölgemiz vardır. Fırın, çok yer bulunmaktadır.
Bir de buranın bir efsanesi var. Adıyaman yedi yaman efsanesi. Burada bir kral varmış. Kralın yedi oğlu varmış. Kral Allah'a inanmaz, yedi oğlu inanırmış. Bir gün bu kralın bir ille işi çıkmış. Oraya gitmiş. Kırma atacak yine yedi mezara gömmüştü. Adıyaman yedi yaman derler. Buradaki kralın adı Prens Darius, felçenin adı Ramintifantus'tu. Kralın adamı yedi oğlunu öldürünce Adıyaman demişler. Adıyaman deyince de yedi oğlunu öldürünce de yedi yaman efsanesi olmuş. Adıyaman